Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan'ın sunuşlarında ve İktidar Partisi milletvekillerinin yapmış olduğu konuşmalarda bütçeye konulan paralardan, kurumlardan, kurallardan, programlardan bahseden sözler dinledik. Ancak hayatın gerçekleriyle kurumlar, kurallar ve programlar aynı şeyleri yansıtmıyor. Bir sorunla ilgili bir kurum veya bir program başlatabilirsiniz. Ancak onun ülke sorunlarını gidermede ne derecede etkili olduğu ayrı bir konudur, ayrı bir değerlendirmedir. Açıkçası Türkiye'de görülen tablo şudur. Özellikle daha önceden de başlamış olmakla birlikte 2018'den günümüze kadar bu ülkedeki sosyal problemler artmıştır. Sosyal sorunlar artmıştır. Ve çözülmesi gereken önümüzde daha çok konular vardır. Değerli arkadaşlar, özellikle şunu belirtmek isterim. Bakın, bu ülkede işsizlik patlamış vaziyettedir. Cumhuriyet tarihi boyunca işsizlik verilerinin tutulduğu tarihten bugüne kadar en yüksek işsizliğin olduğu dönemi yaşıyoruz. 3-4 yıldır. Yoksulluk dediğiniz zaman işsizlikle beraber yürür. Çünkü işsiz dediğiniz insanların sıfır geliri var demektir. Bunun ötesinde emekli maaşlarına bakıyoruz, yarıdan fazlası asgari ücretin altında. Asgari ücret açlık sınırının altında. Ve topyekun bütün gelir gruplarını, çiftçiyi, esnafı hepsini birlikte hesapladığınız zaman Türkiye'de %70'e yakın nüfus yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu başlı başına bir problemdir. Mevcut hükümetin çoğalttığı, artırdığı bir problemdir. Ekonomik sorunları giderememesi nedeniyle ve tercihinin de o yönde olmaması nedeniyle ortaya çıkan ve yaşadığımız bir problemdir. Diğer konularda da benzer sorunlar var. Onun için bunların lafla, bir takım kurum ve kurallarla düzenlenmesi, ortadan kaldırılmasından öte niyetin ve kararlılığın olması gerekmektedir. Kadın konusu ayrı bir konu, ayrı bir başlık. Ama Türkiye'de küresel cinsiyet eşitsizliği endeksi var. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı. Doğrusu buradaki sıralamaları çok vahim olarak görmekteyim. 2006'dan 2020'ye kadar bakıyoruz, Türkiye ya sondan 10. veya sondan 23. sırada 153 ülke arasında. Bu verileri de, bu endekslere de inanmak istemiyorum. Ama baktığımızda bunu doğrulayan noktalar var. İşte 2020 yılı itibariyle bakıyoruz, istihdam oranı kadınlarda %26, erkeklerde %59. Ve kendi hesabına çalışan kadın oranı %16 ama aynı oran erkekler için %84. Demek ki cinsiyet eşitsizliği konusunda da önemli bir sorun ülkemizin önünde durmaktadır. İşsizlikle ilgili nedenlere bakıyoruz. İş gücüne dahil olmayan nüfus kadınlarda 22 milyon civarında 2020 itibariyle. İş arayıp çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamayanlar 2,5 milyon, iş ümidi olmayanlar 714 bin ve ev işiyle meşgul olduğu için iş aramayanlarsa 10 milyon civarındadır. Ama çalışamaz halde olduğu için çalışamayan kadınlarsa 3,5 milyon civarındadır. Bu gerçekten cinsiyet farklılığı ve eşitsizliği ile ilgili önemli bir sorunun var olduğunu göstermektedir. Ama cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin olduğu yerlerden biri ise mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümetidir. Hükümette tek bir kadın bakan var. O da Derya Yanık Hanım, sizsiniz. Ümit ederiz ki Bakanlar Kurulu'ndaki kadın üyelerin sayısı artar. Tek bir kadın
üyeyle kabinenin temsil edilmesi gerçekten Türkiye'nin yaşamaması, görmemesi gereken bir durumdur, bir tablodur diye düşünüyorum. İktidarımızı artacak başkanım. Bakın, kadın milletvekili olan ise %17 civarındadır. 1930 ve 36 arasında kadınların seçme seçilme hakkıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. İlk 35 seçimlerinde kadınların meclisteki temsil oranı %4,5'tür. 2007 seçimlerine kadar bu oran yakalanmamıştır. Ve Batı ülkelerinde bile kadınlara seçme ve seçilme hakkının olmadığı bir dönemde, hatta 30 yıl öncesinde İsviçre'deki kadınların seçme ve seçilme hakkından 30 yıl önce Türkiye'de tanınmış bir haktır bu. Ve geldiğimiz nokta başladığımız hızı yansıtmamaktadır. Özellikle de bu oranların çok daha yüksek olması arzu edilen bir durumdur. Kadın İnsan Hakları Salgında Kadın Olmak Araştırması raporuna göre salgının etkisiyle kadınların %73'ü ekonomik sıkıntı çekmektedir. Rapor bunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin Türkiye'de yaptığı araştırmaya göre ise pandemi sürecinde kadınların yaklaşık %50'si işten çıkarılarak veya ücretsiz izne çıkarılarak iş kaybına uğramıştır. Ama bu oran erkeklerde %42'dir. Yine Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UNDP'nin yayınladığı rapora göre 47 milyon kadın ve kız çocuğu 221 yılında aşırı yoksulluk sınırına sürükleneceklerdir. Derin yoksulluk ağının hazırlamış olduğu rapora ve araştırmaya göre ise görüşme yapılan hanelerin %66'sında kadınlar çalışmıyor. Hanelerde çalışmayan yetişkinlerin %55'i çocuk bakımı yükümlülüğü sebebiyle çalışmıyor. Tüm bunlar açıkça göstermektedir ki gerçekten cinsiyet eşitsizliği konusunda önemli bir sorun var. Bu konuda bir noktaya da dikkatleri çekmek istiyorum. Nilgün Hanım konuşması sırasında özellikle kıyafet nedeniyle var olan bu farkın iktidarımız döneminde aşıldığı şeklinde bir değerlendirme yaptılar. Ben bunu bu şekilde değerlendirmiyorum. Broder'in toz diye bir şeyi vardır. Olayın derinlemesine ve geçmişiyle, geleceğiyle göremediğimiz zaman gözümüze iki tane toz kaçmış olur. Anı değerlendirirsiniz. Eğer anı değerlendirmediğiniz, gözlerdeki tozu sildiğiniz zaman göreceğiniz tablo şudur. Bir kere kadınların kıyafetiyle, başörtüsüyle eğitim hakkını elde etmesi, mecliste milletvekili olması, iş hayatında çalışma imkanlarını bulması, doğrudan doğruya bunu talep eden, bunun mücadelesini veren kadınlarımızın kendi talebiyle ortaya çıkmıştır. O başörtüsü eylemlerinde de el ele yürüyüşünde Mustafa İslamoğlu ile birlikte İstanbul'da katıldığım bir eylemdi. Onu da hatırlıyorum. Ama kadınlarımızda ve zihniyette bu dönüşüm nasıl ortaya çıkmıştır? Buna bakmak lazım. 25-30 yıl öncesine kadar hiçbir din bilginin kadınlar başörtüsüyle erkeklerle birlikte mecliste milletvekilliği yapabilir, iş hayatında çalışabilir, okulda birlikte okuyabilir diye bir görüşü, düşüncesi ve fetvası yoktu. Bu düşünce dönüşümü nereden kaynaklandı? Bu dönüşümün arkasında Türkiye'nin aydınlanma düşüncesi, kızdığımız belki CHP zihniyeti vardır. Dolayısıyla sizdeki bu dönüşümü sağlayan CHP zihniyetine başörtüsüyle size eğitim hakkını milletvekili olmak hakkını ortaya çıkışına sebep olduğunu bilmeniz lazım. Arkadaşlar, diğerlerden siz de konuşacaksınız. Bak ışığınız yanıyor. Niye beklemiyorsunuz? Söylettirmemek için niye çaba harcıyorsunuz?
düşüncelerinizin zayıf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi abi, şimdi size söz vereyim, görüşlerinizi söyleyeyim. Tamam, toplanma. Bir dakika. Görüşüme gidip gelin. Söz istemiş, beklemiyor ya. Ben de hayret ediyorum. Bitti. Siz bir dakika. Bir dakika. Yani sizdeki zihni, bu toplumdaki zihni dönüşümle Sayın Şener, son cümlenizi aldı. Sözünüzü süreniz bitti. Ben mi bitirdim sürenizi? Ben mi bitirdim? Ben bitirmedim. 25 saniye. Ben bitirmedim. Söz isteyen. Bunlar geldi değil mi? Ben saatte son bir dakika. Yok, 2,5 dakika. Yanlış hesaplamışım. Buyurun, son cümlenizi alalım. Hükmü de siz kendiniz... Zihni dönüşüm olmadan olmaz. Bakın Cumhurbaşkanı ne diyor? Afganistan'daki Taliban'la inancımızda bir fark yoktur diyor. Yani bu dönüşüm sağlanmamış olsa siz başörtüsüyle eğitim ve milletvekili olma talebinde bulunacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Bulunmayacaksınız. O halde sizde de karar vericilerde de toplumda da meydana gelen bu dönüşümün katkısı olduğunu, hatta ana unsur, ana dinamik olduğunu kabul etmek zorundayız. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla birbirine sayın çok aykırıymış gibi düşünülen ayrı kulvarların birbirlerine katkısı ve desteği vardır. O kadar birbirinden yabancı değil. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde saygıyla, minnetle anıyorum. Sayın Bakan, Sayıştay'ın raporlarını incelemişsinizdir. Arkadaşlarımız da bu konuda bazı değerlendirmelerde bulundular. Ben de bu konuda kısaca değerlendirmede bulunmak istiyorum. Sayıştay'ın denetim raporlarında bahsi geçen konuların bir kısmı geçtiğimiz yıl denetim raporlarında da mevcut olan konular. Yani bir önceki yıl, hatta iki önceki yılda da denetimde geçen bu konuların bahsedildi ama hala bir çözüm bulunamadığı burada görülmekte. Bakıyoruz, 18 yaşını tamamlamış olan ve gerekli şartları taşımayan bazı gençler için sosyal ve ekonomik destek ödemelere devam edilmesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı veri tabanındaki bilgilerin uyumlu olmamasından kaynaklanan sorunlar. Bu konu geçtiğimiz yıl çok daha gündemde yer almıştı Sayın Bakan. Yani çok önemli bir bütçe kaynakları engelli olmayan ya da yasal engel sınırında olmayan kişilere ödeme yapıldığı konusu çok daha böyle gündemde yer tutan bir konu olmuştu. Maalesef ki bu konulara hassasiyet bakanlığımız tarafından gösterilmediği ortaya çıkmakta. Engelli değil ya da belirtilen düzeyde engelli değil ama hala ödeme yapmaya devam edilmiş. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen sahte ve şüpheli, bakın sahte ve şüpheli engelliler hakkında raporlar düzenlenmiş ancak bununla ilgili işlemler yapılma maalesef bugüne kadar kalmış. Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre çıkartılan koruyucu aile yönetmeliğinde anılan kanunda öngörülen ödeme türüne yer verilmemesi. Şimdi Sayın Bakan, bakın Sayıştay raporunda ifade edilen bu hususları aslında üst üste koyduğumuzda nasıl bir sonuç çıkmakta? Esasen ben bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine ödenmesine ilişkin işlemlerde kontrol eksikliğinin de bulunduğu hususu Sayıştay'ın raporunda açıkça mevcut. Tüm bu değerlendirmeleri bir araya getirdiğimizde bakın bakanlığımızın kaynaklarının hak etmeyen kişilere dağıtıldığını görmekteyiz. Yani buradan çıkacak olan sonuç budur. Yani siz devletin kaynaklarını tabiri caizse tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve herkesin bütçesiyle elde edilmiş olan, vergileriyle elde edilmiş olan
bütçeden dağıtılan bu sosyal yardımları hak edilen şekilde dağıtmadınız. İşte buradaki en büyük yanlışlık budur Sayın Bakan. Hak edilen kişilere dağıtılması, ihtiyaç sahibine yardım yapılması konusunda bizim en küçük şekilde bir itirazımız yoktur. Tam tersi, yapılacak olan sosyal yardımları Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarımızın iktidarında daha da arttıracağız. Ama siz bugün bunları siyasete devşirerek maalesef hak etmeyen kişilere yardım yapılma aracı olarak kullandınız. Yine daha önceki bütçe döneminde de dile getirdim. Bakın sosyal yardımlar maalesef ki seçim dönemlerinde oy karşılığı tehdit aracı olarak kullanıldı dedim. Bu sözümün de arkasında yine durmaya devam ediyorum. Özellikle kırsal bölgelerde ihtiyaç sahibi belli yaş grubundaki vatandaşlarımıza gidilip eğer ki bize oy vermezsen o aldığın maaş kesilir denilebilmekte. İşte bu ülke bunları yaşıyor. Sayın Bakan, sunum kitapçığınızda gördük ki biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasını efendim yaptık diyorsunuz. 2 milyarı aşan bir para toplandığından bahsediyorsunuz. Tam kapanmada hane başına 1100 TL'den 2.2 milyar TL ödeme yapılmış sizin vermiş olduğunuz bilgilere göre. Yani her olayda meşhur IBAN'ınızda topladığınız para yaklaşık 2 milyarın üzerinde ve o 2 milyar toplanan parayı da siz 1100 TL olarak vatandaşlarımıza göndermişsiniz. Kendi verdiğiniz rakamlar. Yani vatandaştan aldığınızı yine bir şekilde devretmişsiniz. Biz bize yeteriz kampanyası yaptınız ama biz derken siz iktidar olaraktan sadece kendi iktidarınızı ve iktidarınıza mensup kişileri kastettiniz. Sayın Bakan ve iktidar olarak kastediyorum. O süreçte yardım kampanyaları yapılırken iktidarınıza güvenmeyen birçok vatandaş Cumhuriyet Halk Partili belediyelere güvendi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere destek vermeye başladı. İşte burada hızlı bir şekilde yapılan bu desteklemeleri görünce telaşa kapıldınız ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kendilerine yapılan bu desteklemeleri durdurmak için de derhal durdurma kararı alıp hatta belediyelere yapılan bu yardımlara bloke konuldu. Yani kısacası siz biz derken sadece kendinizi kastettiniz. Eğer ki iktidar biz derken bütün milleti kastetmiş olsaydı böyle belediyelere yapılan yardımları engelleyici olmazdı. Sayın Bakan, yine sunumunuzda önemli bir konu var. Bir arkadaşımız da bu konuya kısmen değindi. Ben de taşımacı esnaf adına bu hususa değinmek istiyorum. Şimdi taşımacı esnafımız burada ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde taşımakta. Bununla ilgili de bir bütçe kaynağı ayırdığınızı ifade ettiniz. Ancak Sayın Bakan, burada şöyle bir durum var. Ülkemizde 22 bin özel halk otobüsü bulunmakta. Bu halk otobüsleri düzenlenmiş bu ücretsiz taşıma hükümleri çerçevesinde belli sayıda vatandaşımızı ücretsiz taşıyor. Ancak 2018'de belirlenen bu ücret bugün hala aynı şekilde devam etmekte. Bakın İstanbul, Ankara, İzmir'de 1330 TL, diğer büyük şehirlerde 1000 TL, normal illerde ise 800 TL'lik bir aylık destek vermektesiniz. Normal şartlarda eğer ki bir otobüs bir aylık yolcu taşıma süreci içerisinde
ücretli olarak taşımış olsaydı, örneğin Antalya'da bir otobüsçü normal ücretini almış olsaydı 14.500 TL para alacaktı. İndirimli olarak yolcu taşımış olsaydı 12.900 TL para alacaktı. Ancak siz sadece ve sadece 1000 TL otobüsçülere destek vermektesiniz Sayın Bakan. Otobüsçüler, bakın, artan yakıt giderleri, diğer masraflarla beraber zaten can çekişir vaziyete gelmiş durumda. Eğer bu sosyal yardımı devam ettirecek iseniz, bu sosyal yardımdan yararlanan vatandaşın menfaatini korumakla beraber bu hizmeti sağlayan otobüsçülerin de hak ve menfaatlerini düşünmek zorundayız ve savunmak zorundayız. Otobüsçülerimiz yaşadığı bu mağduriyeti durdurmamız, önlememiz ve bir an evvel bu rakamların hak edilen bir rakama yükseltilmesi gerekmektedir. Aksi halde otobüsçülerimizin buna dayanacak gücü kalmadı Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ ol Sayın Vekilim. Sayın Hüseyin Arslan. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat, büyük ülkü için çalışan aydın ve savaşçı topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. 83. ölüm yıl dönümü nedeniyle Büyük Önder Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyorum. Yolu yolumuzdur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yoksulluk, güvencesizlik ve işsizliğin aileleri uçurumun eşiğine getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Oysa bu ülkeyi 19 yıldır, sunumunda Sayın Bakan da bahsetti, aile toplumun kilit taşıdır dedikleri bir iktidar yönetiyor. Bir yanda iktidarın kendini gördüğü dev aynası, sarayın hülyaları, bir yanda pazar artıklarıyla geçinmeye çalışan yurttaşlar. Bu açığı kapatacak olan iktidarımızda hayata geçireceğimiz kapsayıcı ve etkin bir sosyal devletin inşası olacaktır. Pandemi döneminde yönettiğimiz yerel yönetimlerde bunun en güzel örneklerini hayata geçirdik. Peki tek adam rejimi ne yaptı? Belediyelerin ekmek dağıtmasını bile engellemeye çalıştı. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2022 bütçesinin sadece %3.77'sini ayırarak sosyal politikalarla uzaktan yakından ilgisi olmadığını bir kez daha ilan etti. Böyle bir rakam, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programını yürüten bir bakanlığa ayrılıyorsa, bu sarayın yoksullukla mücadele diye bir derdinin olmadığının ilanı değil de nedir? Değerli milletvekilleri, birlikte bir hesap yapalım. 2020'de bakanlıktan yardım alan hane sayısı 6.630.000'dir. Bu sayıyı TÜİK'e göre ortalama hane halkı büyüklüğü olan 3.30 ile çarptığımızda karşımıza çıkan rakam 21.882.000 kişidir. Bu sayı devlet tarafından resmi olarak muhtaç kategorisinde görülen yoksul yurttaş sayısıdır. Bu kadar kişiye yapılan yardım gayri safi yurt içi hasılanın sadece %1.37'sine tekabül ediyor. Bunun anlamı şu, iktidar yoksulluğu yok etmeyi değil, yoksulları kendine muhtaç kılmayı tercih ediyor. Yurttaşlık hakkı olan sosyal desteği yok ediyor. Yerine siyasi bağlantılarla dağıtılan, yardımı alanı yardımı yapana bağımlı kılan bir yardım modeli koyuyor. İş bulmak için parti üyeliği şartı bunun bir örneğidir. Kamusal kaynakların iktidara yakın vakıflara aktarılıp onlar eliyle lütuf gibi dağıtılması diğer bir örneğidir. İşte TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR gibi vakıflara dair haberleri hepimiz okuyoruz. Diğer milletvekilleri, yoksulluk AKP için bir siyasal istismar alanıdır. Bunu mümkün kılan istihdam odaklı üretimin düşüklüğüdür. İstihdama dahil olmak bir güvencedir. Bu güvenceyi yok ederek muhtaçlaştırmak ise iktidarın rant alanıdır. Şöyle bir bakalım,
Ülkemizde çalışabilir nüfus 63,5 milyona ulaşmış olmasına rağmen iş gücüne dahil olmayan nüfus 31,5 milyona yaklaşıyor. Bir başka ifadeyle iş gücüne katılım %50,5'lere tıkanmış durumda. Genç işsizliğin %25'lere seyretmesi de içinde bulunduğumuz kara tablonun en çarpıcı göstergesi. Böyle bir tabloda hala istihdama yönelik politikalara yönelmemeyi başka nasıl açıklayabiliriz? Yoksulluğun en dehşetli dışa vurumlarından biri çocuk işçiliğin yaygınlaşmasıdır. Burada iki ucu da aynı derecede keskin bir kılıçtan bahsediyoruz. Kılıcın bir tarafı ailelerin çocukların çalışmasına ihtiyaç duyduğu yoksulluğunu işaret ederken diğer tarafı bu yoksulluğa çare üretecek sosyal politikaların hiç olmayışına işaret ediyor. Neresinden tutarsanız eliniz kesiliyor. Ülkemizde TÜİK verilerine göre 720 bin çocuk işçi bulunmakta. Bu rakama göçmen çocukları ve sayısı 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrencileri de eklemeliyiz. O zaman bu rakam 2 milyonu buluyor. 2003'ten bu yana 513 çocuk işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini de vurgulayalım. Sayın Bakan, bu işler acısı durum karşısında çocuk bedenlerin ağır bir sömürü çarkında ezilmesini engelleyecek hangi adımlar atıyorsunuz? Değerli milletvekilleri, yoksulluğun siyasal istismar aracı olarak kullanılmasına bir örnek de engelli yurttaşlarımızın durumu. Geliri olmayan, engellilere ödenen engelli aylıkları 2013 yılına kadar temel bir hak kapsamında emekli sandığı bünyesinde memur maaşları katsayısı hesabına göre düşük de olsa bir hak olarak görülmekteydi. Ancak iktidar 2013 yılında yaptığı bir yasal değişiklikle engellilerin bu haklarını SGK kapsamından çıkararak kaymakamlıklar bünyesinde sosyal dayanışma vakıflarına devretti. Böylece engelli aylığı fiilen bir hak olmaktan çıkarılarak iktidarın keyfi uygulamalarına bırakıldı. Bu engelliler açısından çok önemli bir hak kaybıdır. Bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Önemli bir konu da evde bakım hizmetleridir. Bakanlığın kayıtlarında ağır engelli kişi sayısı 764 bindir. Bunlardan 520 bin kişiye evde bakım hizmeti verilmektedir. Günümüz itibariyle evde engelli bakım aylığı 1798 liradır. Evde bakım yapan aile fertleri mutlaka SGK şemsiyesi altına alınmalı. Evde bakım hizmeti günlük 8 saatte sınırı olmadığı için evde bakım aylığı en az 1,5 asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Engelli aylıklarının ve evde bakım ücretlerinin belirlenmesinde ailenin değil engellinin kendi geliri dikkate alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, başka bir konu, zamanım daraldığı için başka bir konuya geçeceğim. Sayın Bakan, ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı sorumluluğunda ve ilgili belediyelerin koordinasyonu altında yürütülmektedir. Bu ödemeden yararlanan, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için 800 lira ile 1000 lira gibi gelir desteği verilmektedir. 2018'den bu yana aynı seviyede tutulan gelir desteği ödemelerinde günümüz ekonomik göstergeleri ve yaşanan artışlar dikkate alınarak adil bir iyileştirme yapılmalıdır. 2018 yılında yapılan Sayıştay denetimlerinde vurgulandığı şekliyle toplu taşıma hizmetlerini zorlu şartlar altında sürdürmeye çalışan belediye iştiraki kuruluşlarımız da bu gelir desteği ödemelerinden muhakkak yararlandırılmalıdır. Ayrıca ücretsiz veya indirimli birey taşımayan bir toplu taşıma aracı ile yolcu yoğunluğunun büyük bir bölümü ücretsiz veya indirimli bireylerden oluşan bir toplu taşıma aracı aynı kategoride değerlendirilerek hem haksız destek ödemesi aktarılmakta hem de kamu kaynakları orantısız olarak kullanılarak kamu zararının oluşmasına zemin hazırlanmaktadır. Belediyeler tarafından bu ödemelere yönelik tasnif ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik bir düzenleme yapılmalı, kayıpların önlenmesi ve gerçekleştirilen ödemelerin doğru bir şekilde aktarılması bu şekilde mümkün olacaktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. AK Parti grubundan Bekaroğlu'na da teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii bugün sözlerime başlamadan önce bağımsızlık ve egemenliğimizin eşsiz mimarı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ben de saygı ve şükranla anıyorum. Ve tabii ki seçme seçilme hakkı başta olmak üzere kadın hakları konusunda çağın çok ilerisindeki devrimlerine ve elbette ki teminatımız cumhuriyete, kurduğu cumhuriyete minnettarız. Bu vurguyu yaparak sözlerime başlamak istedim. Sayın Bakan sunumunu sabah
Çok dikkatlice dinledim. Bütüncül bir politika yaklaşımı ile cümlenize başladınız. Ama baktığımız zaman sizin çalışma alanınız içerisinde ve açıkçası diğer tüm politika alanlarını ilgilendiren ve maalesef bu iktidarın yanlış politikaları ve tercihleri sonrasında ciddi sorunlar yaşayan toplumsal kesimlerimiz, işte genç, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, dezavantajlı gruplar. Tabii siz bunların hepsini bir aile bütünlüğünü koruma bağlamında bakıp ve politikaları bu yönde geliştirme odak noktası böyle yapıyorsunuz ama dediğim gibi bütüncül politikalar derken işte ekonomi, kalkınma politikaları, eğitim politikaları, bütçe konusu değinildi bugün, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeler, yasalar, uygulamalar, öncelikler, bunların hepsini bütüncül baktığımız zaman ancak biz politika bu sorunları çözebiliriz. Ama siz sunumunuza sadece bu alanlardaki bu toplumsal kesimlerinin sorunları, var olan sorunları var, derinleşen sorunlar var. Siz proje, program, işte bütün çalışmalarla bunu yönetme çabası içerisindesiniz. Ya bunları yöneten, somut bir adım burada göremedik. Somut hangi bütçeyle hangi sorunu, temel sorunu çözeceğiz? Bu yaklaşımı biz göremedik sunumunuzda. Kadın istihdamı konusu temel sorun alanlarımızdan bir tanesi ve buna genç işsizliği, genç istihdamı sorunuyla giderek kronikleşen ve yönetemediğimiz bir sürece götürüyoruz. Kadın istihdamı bugün bütün dünyanın tartıştığı sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru. İşte Birleşmiş Milletler Kadın Birimi var biliyorsunuz. Sayın Genel Müdürümüz de burada çok iyi çalışmalar da yapmıştı. Ama onlarda bile geriye gittik o çalışmalarda dahi. Ve kadının istihdamda, yeni istihdam alanlarında değerlendirilmesi, güçlendirilmesi, karar alma birimlerinde yer alması, yönetim kademelerinde yer alması, bütçe konusu, işte buna yönelik yasal uygulamalarla güvence altına almak. Buna hiç değinmedik ve bunlar temel sorun alanındayken sadece işte iş istihdamı biz arttırdık, işte iş gücüne katılımı arttırdık diye bir vurgu yapıldı sürekli. Şimdi iş gücüne katılım oranı, siz verilerle çalışıyorsunuz biliyorum. Orada istihdam edilen ve işsizleri toplam çalışma çağındaki nüfusa bölüyoruz. Şimdi bunu hesaplarken bir defa Türkiye'de demografi yapı gereği çalışma çağındaki nüfus hızla artıyor. Ama buradaki işsiz tanım, bu hesabı yaparken işsiz içine mesela iş bulma umudunu kaybedenler katılmıyor. Kadınlar arasında ev işi yapanlar katılmıyor. Yani çocuk bakımı, diğer kayıt dışı olarak görev yapan. Emekli olup çalışan kadınlar katılmıyor. Yani verinin hesaplanmasında da bir sorun var. Yani bunu bir övgü kaynağı olarak %30 sınırına dayanmayı biz makul bir başarı hikayesi olarak koyamayız ki Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların iş gücüne katılım oranı %50'leri aşmış. Ki Avrupa Birliği ülkelerinin nüfus ve demografik yapısını genç nüfus, kadın nüfus yapısıyla karşılaştırdığımız zaman bizim için bir bırakın başarı, bir vasatlık ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği Türkiye raporu var. Mutlaka sizin çalışma alanınızı ilgilendiren bölümleri incelemişsinizdir. Gençler, kadınlar arasında yüksek seviyeden işsizlik. Bu temel bizde sinyal verici bir unsur olarak rapora yansımış. Azalan istihdam, düşük iş gücü hareketliliği, kayıt dışı işleri yüksek payıyla birlikte temel endişe verici unsur. Bakın bunu tekrar dikkatinize sunuyorum. 22 milyon kadın iş gücünün dışında Sayın Bakan, hala kadınların kayıt dışı çalıştırma oranı %40'lara dayanmış, %37. İndekslere bugün çok değinildi. Sadece şu indekse vurgu yapmak istiyorum. Kadın erkek arasındaki ekonomik katılım ve eşit fırsatlar açısından 156. ülke arasında 140. Ya bunu biz araştıralım. Niye biz bu noktadayız? Sizin o bugün bahsettiğiniz o 30 sayfaya yakın program, proje niye bu soruna çözüm üretemiyor? Dediniz ki geçen haftalarda cinsiyet adaletsizliğine karşı mücadele sürdürüyoruz. Şimdi hangi somut adımlar? Biz bu bütçede görmedik. Ve bugüne kadar gelen bütün bakanların bütçelerini de görmedik. Hangi somut politika adımlarını atacaksınız? Sayın Genel Başkanımız geçen hafta çok önemli size önerilerde bulundu. Şimdi Sayın Milletvekilimiz, Kadın Milletvekillerimiz Bahar Hanım buna vurgu yaptı. Biz bunların zaten dedi hepsini hayata geçirdik. Hangisini hayata geçirdik? Şu an kendisi yok. Hiçbir kadın milletvekili yok şu an parti grubunda. Bize sorular soran ama bizi dinlemeyen kadın vekillerine sesleniyorum. Şimdi diyoruz ki çalışmak isteyen ev kadınlarına KOBİ'lerde yarı zamanlı kadın istihdamı arttırılsın. Şimdi bu öneriyi soruyorum Bahar Hanım'a. Siz gerçekleştirdiniz mi? Devlet memurluğunda ev kadınlarına pozitif ayrımcılık yapılsın. Üst düzey yönetimlerde %35'ten daha fazla kadın temsiliyeti olan kamu kurumlarına sayısı arttırılsın. Ve özel sektörde özel teşvik verilsin. Bir fon ayıralım bunun için. Kadınlara aile destekleri sigortası sağlayalım. Bunların hangi, daha en önemlisi birazdan söyleyeceğim. İstanbul Sözleşmesi'ni geri yürürlüğe koyacağız önerisinde bulunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiniz. Bahar Hanım yok burada. Bu önerileri hatırlatmak istiyorum.
Kadın genç işsizliği Sayın Bakan, bu da ciddi bir sorun. İş gücünü gerçekten her 3 genç kadından biri işsiz. Erkeklerde bu 5 rakamıyla karşı karşıyayız. Bunu da dikkatinize çekmek istiyorum. Engelli işsizler dediniz. Bakın 10 bin tane yakın engelli kadrosu var ve burada hiçbir atama yapılmıyor. Boş bunlar. 2015 yılında kamu kurumlarında engellilerin uygun fiziki koşulları sağlanması ile ilgili bir kanun çıkartmıştık. Nerede kanun akıbeti? Yani mevcutları zaten uygulamıyorsunuz. Yeni bir uygulamada zaten göremedik. Roman vatandaşlar muhtemelen değinilecek. 66 milyar lira 35 sayfaya yakın sunum yaptınız. Sadece 4 cümle söylediniz. Bakın bu grup gerçekten bizim de bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız var. Ciddi bir erken yaş evlilikler sorunu var burada. Eğitim yoksunluğu var, barınma yoksunluğu var, iş istihdam sorunu var. Bir çaresizlik sarmalı var. Biz yılan hikayesine dönen strateji belgesini hayata geçireceğiz dediniz. İşin özü bu. Doğum izni konusunda kamu ve özel sektör farkı var Sayın Bakan. Bu konuda bakın biz de yine genel başkanımızın önerileri arasında bu da vardı. Doğum izni ayrılmış, kanuni süre içerisinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların tekrar işine dönmesi konusunda muazzam derecede engellerle karşılaşıyor. Biz bunu aşalım diyoruz. Bu istihdam eden kurumlara teşvik edelim diyoruz. Bir öneri olarak ortaya koyuyoruz. Ve doğum izni konusunda kamu ve özel sektör arasında muazzam bir fark var Sayın Bakan. Kadınların özel sektörde istihdamı tabii ki mümkün değil kamuda hepsini istihdam etmek. Ama özel sektörde bu doğum izni konusundaki adaletsizliğe de son verebiliriz. Ve istihdam edilmelerinin önündeki temel engel kreş yetersizliği. Kamuda gerekli kreş yok. Özel sektördeki kreşlerin de maliyetini biliyorsunuz. Bu da muazzam bir engel. Siz bugün belki bu önerileri ortaya koymalıydınız. Ama bunları ortaya koymadınız. Sadece yoksulluğu nasıl yönetiyoruz söylediniz. Bunu da tekrar vurgulamak istedim. Sosyal yardımlar küresel bir sorun haline bunu dönüştürdünüz. Bu küresel bir sorun haline getirdiniz. Hayır, bu zaten Türkiye'de pandemi öncesinde de bu sizin sorumluluk alanınızdaki kesimlere ciddi bir gerçekten sorun alanıydı ve Covid'le beraber bu daha da çok ortaya kaldı. Verdiğimiz destekler sayısal rakamları sürem azalıyor. Değinmeyeceğim. Gelir eşitsizliği, hane halkları arasındaki servet dağılımı noktasındaki eşitsizlikler bunları nasıl aşacağız? Bunlarla ilgili de yine bir şey söylemedim Sayın Bakan. Asgari ücret konusu da temel sorun alanlarından biri. Şiddet konusuna değineceğim için buradaki değineceklerimi hızlı geçmek istiyorum. Ama şunu bilin, Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanların oranı %57. Bir de şöyle bir sorun oluyor Sayın Bakan. Asgari ücret altında ücret alanların maaşlar artık bu yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altındaki asgari ücrete göre artık ücretlerin seviyesi o noktaya düşüyor. Bu da ciddi bir sorun ve bu doğal olarak yoksulluk sınırında ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet konusunda Sayın Bakan, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çok önemli. Avrupa Konseyi'nin insan hakları anlamında ilk imzacısı olduğumuz, gerçekten önemli bir itibar ve eşik olan bir sözleşmeden biz bir gece yarısı ayrıldık. Peki neden ayrıldık biz bu sözleşmeden? Gerekçesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Biz bilmiyoruz. Parlamento olarak onayladığımız bu sözleşmeden bir gece yarısı neden çekildiğimizi bilmiyoruz. Bu konudaki gerekçeyi bize detaylı olarak açıklayabilir misiniz? Bakın şiddetle ilgili kısımda anlattığınız sunumda şiddet mağdurlarına etkin hizmet sunumu. Sayın Bakan, sizin bu bakış açısından çıkmanız lazım. Biz şiddeti nasıl önleyeceğiz? Ne yapacağız biz? İstatistik veri araştırmaları yapıyor dediniz. Var mı böyle bir veriniz? Neden oluyor bu şiddet vakaları? Arkasındaki ekonomik, sosyal, psikolojik gerekçeler neler? Ve bunları detaylı ortaya koyup bakın bir şiddet komisyonu Sayın kurdunuz. Sayın Vekili tamamlayalım lütfen. 30 saniyem var henüz. Bir şiddet komisyonu kurdunuz. Şiddet komisyonunun temel gerekçesi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı meşrulaştırmak. Gittik konuşacağız. Gelen uzmanlara bakıyorsunuz. Bırakın şiddeti çözmeyi. Kadın evliliğini, eş, çocuk, erken yaş evliliği savunan mı? Medeni kanuna aykırı söylemleri olan mı? Siz bu zihniyetle bu yaklaşımı nasıl çözeceğiz? Birçok sorun alanında araştırma komisyonları kuruldu Sayın Bakan burada. Hepsi de yasal, çok iyi, somut öneriler sundular. Hangisini, hangi bakanlık bu önerileri yapıyor? Otizm demişsiniz burada. Kurduk, komisyon kurduk. Yasal öneri getirdik. Şiddet teşekkür komisyonu... Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya? Sayın Doktor Kuvvet Erim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli planlar, kıymetli komisyon üyeleri, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcıları, kıymetli bürokratlar ve çok kıymetli basın mensupları, hepiniz.